Günaydın. Bugün yine beraberiz. Şöyle ki son attığım vlogu çok beğenmişsiniz. Beraber 2 gün geçirdiğimiz evde olan vlogu. Çok sevmişsiniz. O yüzden dedim ki madem sevdiniz ben de seve seve çekelim. Şimdi bugün evde değiliz. Ama yine baş başayız günün sonunda. O yüzden çekmeye başladım. Şimdi benim ve Kaan'ın çok sevdiği bu kokonat kapsüllerden dizeceğiz. Çünkü burası bayağı bir boşalmış. Onları bir dizelim. Bir de burada biraz da karışık kapsüller var. Onları da dizeceğim. Dünden kalan birkaç tane bulaşık vardı. Bunları temizleyeceğim ama ilk önce kahvemi içeceğim. Buraları hallettik. Şimdi camları kapıyorum ve aşağı ineceğim. Bu arada sineklik yaptıracağız komple eve. Çünkü burada çok fazla arı ve böcek, sinek oluyor. Tahmin edersiniz ki. Şöyle bir manzaramız var. Her yer orman, ağaç. O yüzden ay ne kadar güzel gözüküyor kız. Kuş seslerine bak. Havuzumuz bomboş. Gideriz bir ara. Her gün şurayı görmek bir... Duman çıkıyor orada. Ne oluyor? Bak şurada. Duman çıkıyor. Ne dumanı kız o? Mangal falan mı bu saatte? Anlamadım. Tam diyecektim ki kendimi çok şanslı hissediyorum bu manzaraya bakarak. Maşallah dediğimiz 3 gün biliyorsun. Neyse. Ne diyordum? Bu camları açık bırakamıyorum. Normalde bırakırım. Çünkü burada bir şey olmaz ama işte sinek, böcek, arı çok girdiği için kapatıyorum. Ben olduğumda da giriyorlar ama en azından onları dışarı çıkarabiliyorum. Camlarımız çok büyük. O yüzden sineklikler ne kadar pahalı olmuş ya. Bayağı bildiğiniz para yani. Önceden 50 liraya falan taktırdığımızı hatırlıyorum ben. Gerçi şimdi sürgülü mürgülü sistem olacağı için daha pahalı oluyor. Neyse şimdi ben bir duş alayım, hazırlanayım, çıkayım. Çünkü kirpik bakımına gideceğim de benim kirpikler hiç dökülmedi. Benimkisi normal kirpik değil. Hani böyle yuvarlaklardan değil. Daha cat eye gibi. Hani böyle uçları daha keskin kıvrımları var ve gözlerinizi daha çekik ve eyelinerlı gibi gösteriyor. Bunlar da 2 haftada bir yenilenmesi gerekiyormuş. Diğer kirpikler 3 haftaymış. Bunlar 2 haftaymış. Ama bence görünce Jenya da şok olacak. Diyecek ki Çağla gelmesen de olurmuş diyecek. Şuraya bakın. Hiçbir şey olmadı vallahi 2 haftada. Öyle. Ben duşa girenzi. Tam duşa girecektim. Yıkama bitmiş. Yastıklarımızı yıkadık da. Bunlar niye böyle eciş bücüş oldu? Bunu nasıl düzelteceğim? Dövmem mi lazım bunları? Evet. Düzelttim. Bir de şuna bakın. Bu ne ya? Bunun hali ne? Dur. Düzelteceğim seni de. Dönen evet. Allah'ım. Ama bak düzeliyor gördün mü? O biri dışarıdan beni görse diyecek ne yapıyor bu deli? Ama düzeldi mi? Düzeliyor. Ya. Ay, yoruldum. Vallahi düzeldi. Neyim ben ya? Son yastık bükücü. Yastıklarınız mı yamuldu? Yollayın. Bunlar kuruya dursun. Sonra diğer çamaşırları akşam yıkayacağım çünkü dışarı çıkmam lazım. Şimdi yetişmez. Burşunu beklemeyelim. Ay, hadi duşa. Çıktım duştan valla mis gibi. Güneş kremimi süreceğim. Ne giysem acaba? Rahat bir şey giyeceğim. Ay akşam da şey var. Event var. Yanıma alayım kıyafetlerimi. Zorlu'da Signal'in bir eventi var. Hem de işbirliğimiz var. Onun için gideceğim. Yanıma kıyafet alacağım. Bir daha eve gelmem çok zor olacak. Saçımızı belki kuaförde yaptırırız orada. Yani şimdi eğer güzel olursa uğraşmam da makyajımızı falan. Sokaklarda, dışarılarda hazırlanacağız bugün. Güneş kremimiz emin. Bunları takayım. Şöyle bir marka gönderisi geldi. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Buna. Çünkü bunun içinde de SPF var. Yine krem formunda. Ve renk tonunuzu eşitliyor. Bayağı beğendim. Aynı sistem. Bunun içinde de kapsüller var. İşte sürdükçe patlıyor ve teninizin rengini alıyor. Bu da öyle. Ama çok fiyat farkı da yok sanıyorum. Bu da yine böyle 700 civarı. Bu da ne oldu en son bilmiyorum. En son 900'dü ben aldığımda. Şu an herhalde 1-200-1-300 olmuştur. Gerçekten her şeyin fiyatı o kadar artıyor ki. Ve ambalajını çok beğendim. Şimdi bunu uygulayacağım. Şöyle bu. Bu yeşil değil ama fırçamı alıp
Minik minik uyguluyorum. Çok bir makyaj yapmayacağım çünkü kepik taktıracağım. Göz altlarıma o yüzden hiçbir şey sürmeyeceğim. Akşam süreriz event için. Bunu elinizle de sürebilirsiniz bu arada. Ben böyle sürüyorum. Muhtemelen elinizle sürseniz daha iyi olur. Elimle hiç sürmedim. Bakın renk alıyor, görüyor musunuz? Bilmiyorum ama ten renginizi alıyor. Yani ten rengimden bir tık koyu şimdi, yalan olmasın. Ama yandığım için biraz iyi oldu. Üstümü giydim. Saatimiz 11 bile değil. Çok mutluyum. Kontürümüzü halledelim. Ya bu zaten şimdilik yaptığım bir şey. Çünkü event'e giderken tekrar bir üstünden geçeceğiz. Ve muhtemelen arabada hazırlanacağız. Kıyafetimi de arabada giyebilirim. Tenha bir yere çekip. Ya da saçımı yaptırmak için kuaföre falan gidersem. Bir şeyler. Işık bana yetmiyor. Bence iyi ya. Göz altıma kapatıcı sürmeme gerek yok. Gayet okey. Sorun da gözükmüyor. Şimdi saçlarımı kurutayım. Yapayım. Saçlarımı Dyson'ladım ama biraz soğusun. Şöyle bir açacağım. Bir uç süreceğim şimdi, sonra çıkıyorum. Akşam giyeceğim elbise bu. Sonra buna siyah bantlı bir ayakkabı. Bunlar güzel olmuştu. Giymiştim bir kere. Bunları giyebilirim. Şöyle. Ya da bu var ama bu biraz timsah derili. O yüzden yakışır mı? Yani gece çok belli olmaz gibi geliyor ama... Ben çıktım. Az önce arabaya binerken kamerayı düşürdüm ve çok korktum. Çünkü başka kameram yok ve sizi de kaybedersem. Kameralar şu anda çok pahalı olmuş. Çok yani. O yüzden gözüm gibi bakmam lazım. Bu kamerayı da ilk kez düşürdüm. Gerçekten elim doluydu ve biraz yıprandı, çizildi. Neyse, şimdi ben bir Kaan'la buluşacağım kirpiklerden önce. Berçem'in düğünü için altın almam lazım. Onu alacağım. Ondan sonra da kirpiğe gideriz. Bu arada düğüne 2 gün kaldı. 2 gün. Çok az kaldı. Kirpiklerime bakın. Yaptık. Sanki bu daha yoğun oldu ama sanki öyle hissediyorum. Neyse. Şimdi ben kirpiklerimi yaptırdım. O aşamayı size çekmedim. Neden? Çünkü tektim ve gözlerinizi açamıyorsunuz vesaire. O yüzden girdim, yaptırdım, çıktım. Altını da yarın alacağım. Bugün çok vaktim olmadı. O yüzden yarına kaldı o. Neyse. Şimdi bu arada Zeynep de geliyor. İkimiz de bu işbirliğinde varmışız. Ama o daha yola çıkmamış. Ve ben muhtemelen arabada hazırlanacağım. Saçlarım iyi mi? Yani böyle kalsa. En son sizinle konuştum bilmiyorum gerçekten. De şimdi Plus Kitchen'a geldim. Şuradan şöyle minik bir meze tabağı yaptım kendime. Saatimiz 6 olmak üzere ve daha hala 2 saatim var. Ne yapacağım bilmiyorum. Hazırlanmak için bir kuaför bulacağım kameraya. Hem kıyafetimi alacağım. Ben biraz abartmış olabilirim kıyafeti. O yüzden bilemiyorum biraz. O da beni gerdi. Bir şeyler baktım zaten ama bir de göremedim. Patates çok kuru. Sevmedim. Değil. Çok kuru değil. Arabaya geldim. Şimdi hemen hızlıca hazırlanacağım. Ondan sonra da geçeceğiz aşklar. Çok bir şey yapmayacağım zaten. Bir göz altlarımı kapatayım. Biraz tenimizi kapatalım. Vallahi böyle oldu. İlk kez bir event'e böyle hazırlanıyorum bu arada. Yapacak bir şey yok. Yani şu an çok anlamıyorsunuz muhtemelen ama bence oldu. Yaşasın bir an yok sandım. Tamam. Bu da tamam. Bence hoş ya. Biraz allık. Biraz da şununla kaşlarımı tararım. Ay bugün ne kadar yapayalnız bir gündü benim için ya. Şeymiş değil mi aslında? Ben hep yalnızmışım. Hep tek başımaymışım meğerse. Ay bitti galiba. Kıyafetimi de giyeyim. Güzel oldu. Hazırım. Şimdi Zeynep gelmiş. Vakkoroma'daymış. Ben de onun yanına geçeceğim bir. Zeynep'e diyorum ki Zeynep insanlar ne giymiş, topuklu giymiş mi ne olursa öyle kendimi çok fazla hissediyorum. Ama herkes çok şıkmış o yüzden. Şimdi bir tık rahatladı. Bakalım. Fuat naber? İyilik valla, sen nasılsın? Çok sıcak. İyi ben de. Gerçekten çok sıcak ve otoparktan buraya yürüyene kadar şu topuklularla yürüyene kadar mahvoldum. Siz yine iyisiniz. Benim pantolonun içi nasıl biliyor musun? Ya keten. Mahvoldum. Bakın kim çekiyor beni. Merhabalar. Merhabalar. Bayağıdır yoktun buralarda. Fazla lacivert beyaz olmuşuz ya. Gerçekten herkes öyle şu anda. Acayip. Evet. Filmize bak ama. Ya saçındaki şey çok güzel. Süsümü gösteriyor. Evet, ben de yaptıracağım şimdi. Çamalı özledim. Ben de özledim. Amsterdam'dan beri görüşemedim. Evet, biz hiç görüşmedik. Önceden almasaydım mükemmel olurdu. Yeni ben seni. Göz arasında taşlandım. Nasıl olmuş? Zeynep, taşlarını göster. Taşlarını. Taşlarını. Burada büyük heyecanla fotoğrafımın çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurada.
çekilen fotoğraflar çıkıyor. Ve benim harika gülüşüm orada sergilenecek ama bekliyoruz. Gerek yok. Normalde siz şimdi diyeceksiniz ki bu adam kim? Ben Mert Vedin'le öncelikle. Normalde ben alışkınım böyle zorda yürürken. Mert Bey bir fotoğraf çektirebilir miyiz diye ben böyle oldum. Çağla Hanım falan diye yanında insanlar geliyor ve böyle sırayla kızlar geliyor. Ben böyle beni niye tanımıyorlar? Neyse ben de onun için şu an vlog kamerasını ele geçirdim. Biraz siz de beni tanıyın diye. Biraz gıcık bir tip gözükebilirim ama dünya tatlısıyımdır. Söyle. Garanti belgesi senden. Evet çok tatlı. Neyse biz bugün signal davetine gittik. Beraber çalıştık. Çağla'nın ayakkabını göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle. Ben öldüm. Öldü. Yani ve saatlerdir hani Reels mı, Story mi, Post mu ne çekiyor bilmiyorum. Bir yandan böyleyiz. Ben sana kırgınım çünkü ona mesaj attım. Mesajıma geri dönmedi. Yani Çağla bu arada WhatsApp'a asla bakmıyor. Hani bakıyor mu? Hayır. Sana yazıyorum. Hayır atıyorsun. Diyor ki toplu mesaj atıyorsun muhatabım. Neyse kapatıyorum. Tanıştık. Buraya et Mert Vidin'i yapıyoruz. Arabaya geldim. Ama nasıl geldim biliyor musunuz? Gıdım gıdım sürünerek geldim. Ayaklarımın altı zonkluyor düşünün. Şu topuklularla gördünüz gerçi de. Şunlarla 2 saat ayaktaydım ve asla oturmadım. Çünkü oturacak yer yoktu. Ayaklarımın altı. Neyse ayaklarım biraz dinlensin. Ay öldüm. Evime gideceğim. Öyle. Günaydın. Bugün güne biraz hızlı başladık o yüzden. Hemen dedim ki dur ben vlog çekiyordum. Şimdi sevgilim. Günaydın canım için. Günaydın aşkım. Beyimin gömleğini ütülüyorum arkadaşlar. Dedim ki niye vlog çekmiyorum? Çünkü kan dışarı çıkacak biraz acelesi var. Yarın Berçe ay tipime bak Allah kahretme. Yemin ederim bakın daha yüzüm gözüm şiş yeni kalktım. Yarın Berçem'in düğünü var ve babam sabah bize gelecek. Kaan'la tanışacaklar. Zort. Ne hissediyorsun? Garip hissediyorum şu an. Bana bak ama ütü masasını... Ben böyle ütü yapıyorum arkadaşlar. Ütü masasının etrafında gezmeyi severim. Bir o taraftan bir o taraftan. Neyse canlar. Ben bir yandan ütü yapayım. Kaan'ı uğurladık şimdi. Ütünüze devam. Ay ütü yaparken Cansu ile bir FaceTime yaptık. Bakın görüyor musunuz arıyı? Ha git git. Bu arılar bu eve girmesin diye sinetlik yaptırıyoruz. Ama ben nasıl çıkaracağım şimdi? Şunları şöyle kocaman açınca çıkıyorlar. Ne diyordum? Ben ütü yapmaya devam edeceğim ama ne olur git. Ya git. Gel. Neyse ne diyordum? Dedim ki chia bowl yapayım. Hem sizinle daha önce yapmamıştık. Chia'ları süte koymamız gerekiyor şişmesi için. Şimdiden koyayım. Anca şişer ben de ütüyü bitiririm. Sonra girip bowl yaparız diye yukarı çıktım ama arı var. Ooo bütün mutfağı gezdi. Çık burada senlik bir şey yok. Gel. Come. Bak görüyor musunuz? Come come gel. Türkçe bilmiyor belki İngilizce biliyordur. Ay benim tipe bak ama ya. Ben niye böyle açıyorum kamerayı ya? Üf. Hadi gel. Delirdim iyice farkında mısınız? Arıyla konuşuyorum. Arıcığım prize yaklaşma çarpılırsın gel buraya. Arı gitmiyor biz buradan. Şimdi bunlar bakın bunlar glutensiz tamam mı? Sonra chia nerede kız? Şu chia'mız. Bu arada bakın bunlar da glutensiz. Şu da glutensiz bu da glutensiz. Evet buradan şöyle bir badem sütü. Bu çok iyi değil aslında ama tadı güzel. O yüzden bunu kullanacağım. Bir kaşık, şöyle bir yemek kaşığı chia koyacağım. Böyle koydum. Bunu çalkalıyorum. Göz kararı. Sonra bunu karıştıracağım. Tamam bu burada beklesin. Üstünü şöyle kapattım. Beklesin. Bakın camları şöyle açtım. Çıksın gitsin diye. Ne yaptı biliyor musunuz? Aşağı indi. Aşağı indi. Nerede acaba? Dolaplarımın kapakları açık. İnşallah içlerine bir yere girmemiştir. Yok burada. Bakın kimle konuşuyorum. Bakın. Salak. Bana diyor ki Starbucks'tan sipariş veriyorum. Bir şey istiyor musun diyor. Bir tane şey Grande Cool Lime istiyorum. Ondan sonra yanına da glutensiz sandviç. Bu arada Starbucks'ta glutensiz şey var. Sandviç var ama online'a koymuyorlar. Şeylerde de hemen bitiyor. Ütü yapmak çok uzun sürüyor be kardeşim be. Ütü de sizin hep az kaz bunda ha. Yani. Asınca düzelmiyor mu? Hayır. Düzelmiyor asınca bebeğim so. Ben hep asıyorum ve düzelmesini bekliyorum. Düzelene kadar. Var biraz nemliyken az çekiştirerek. O zaman belki bir tık
düzelir. Ama sen de artık ütü yapıyor musun duyduğuma göre? Çok karışık bir şeyim varsa ütülüyorum tabii giyeceğim zaman. Evet, Furkan söyledi. Ece de artık ütü yapıyor dedi. Benim olaylara gelin, benim gülmelere gelin. Ece ütü yapıyor. Ece ütü yapıyor. Ama niye ya? Bak büyüyorsun işte, genç kız oluyorsun. Büyüyorsun ablacığım. Tabii. Seni de evlendiririz artık. Çok sıcak anam, sıcak. Eve bir tane arı girdi ve şu an bulamıyorum Ece, kayboldu. Haydi bakalım. Kendi kaderi. Ben o çıksın diye elimden gelen her şeyi yaptım. Bütün camları açtım, seslendim. İngilizce de konuştum, Türkçe de konuştum. Gitmedi ya anam. Vız 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 dedin mi? Ah, onu demedim. Biz onu nasıl demezsin? Nasıl deniyor? Vız vız vız. Vız 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 demedim vallahi ya. Hadi dedim, come dedim, git dedim, gel dedim, go dedim. Neyse artık. Bir ara aşağı inerken gördüm. Peşinden de koşacak halimiz yok kimsenin yani. Ütüler yapıldı biliyorsun, bitti. Şimdi çiyalarımız oldu bence. Şurada bowl'u hazırlayacağım. Sizi de Ece'ye yansıtacağım bakalım. Ece de orada. Bu bizim gerçekliğimiz, tamam mı? Biz her sabah, yani her sabah olmasa da çoğunlukla böyleyiz. Seni saçma sapan yerlere koyayım da seni sakinleşecek bir şey arıyorum. Neyse, benim işte YouTube'um Ece. Ece'yi açıyorum. Ece ile canlı vlog yapıyoruz böyle. Çiyamız daha tam şişmemiş ama umurumda değil. Kıyamam, Ece da Starbucks söylemiş. Yazık bana. Yazık sana. Vallahi çiyalarım şişmemiş ablacığım ama yapacak bir şey yok. Şişmeyince su gibi oluyor. Yani puding kıvamı olmuyor. Daha beklesem şişer de hiç uğraşamam. Ha, granola koydum, muz koydum. Biraz da şunlardan koyacağım. Yaban mersini. Benim öğün. Evet. Biraz daha muz koyacağım. Üstüne de Züber'in bu fıstık ezmesini kullanacağım. Sabah da Cansu'yla konuştum bir posta. Ne yapayım? FaceTime seviyorum. Buluşmuş gibi oluyoruz. Şimdi senin yanına gelmeye kalksam 40 dakika, 50 dakika. Evet. Evet Ece, seninle mini bir röportaj yapalım. Hadi bakalım. Ablan olduğum için mutlu musun? Mutluyum pekala. Biraz açar mısın? İyice. Bir daha dünyaya gelsen, yine benim kardeşim mi olmak istersin? Diğer şeyler ne? Ağzını s***. Bana yaptığını görüyorsunuz değil mi? Neyse hazırladık, gidiyoruz. Seni almayacağım, cezalısın, orada kalacaksın. Yemeğimi alacağım, şimdi seni almayacağım. Kıyamadım, aldım yine. Abla yürüyor. Oradan bağırıyor. Neredesin? Niye almıyorsun? Al beni. Aldım. Biz niye Ece'yle story atamıyoruz? Bu yüzden. Bize FaceTime görüşüyoruz. Sanki şey başka ülkelerde yaşıyor gibi. Evet. Tadım. Çok güzel. Bunun üstüne çiğ badem, ne bileyim kabak çekirdeği. Böyle süsleyebilirsiniz. Benim evde yok. Ama alacağım. Öyle de yaparız. Evet canlar, şimdi gördüğünüz gibi ellerimde kalıcı oje var ama ayaklarımda yok. Neden? Çünkü tırnaklarım biraz inceldiği için böyle dinlenmeye bırakmıştım. O yüzden de normal oje süreceğim çünkü yarın düğün var dediğim gibi ve açık ayakkabı giyeceğim. İlk önce biraz törpüleyim. Size ayaklarımı göstermeyeceğim tabii ki de. Burada ayaklarım güzel. Çirkin ayaklarım yok ama ben kimsenin ayağını görmek istemiyorum açıkçası. O yüzden kimse de benim ayağımı görmesin. Ojelerimi sürdüm. Hatta bakın şöyle uzaktan gösteriyorum. Hani sürdüm kanıtı. Neyse. Şimdi bir minik yemek yiyeceğim. Evde yemek var bu arada. Yeniden yemek yapmayacağım. Geçen gün basmati pilavı yapmıştım. O var. Yine Kaan'ın annesinin yaptığı fasulye var. Bezelye var. Onları bir yiyeceğim. Acıktım. Sonrasında biraz evi toparlarım. Çünkü yarın babamlar gelecek. Ya ev zaten toplu da. Bir süpürürüm işte ya. Sileriz belki. Banyoları falan bir silerim biraz. Böyle. Muhtemelen bu pilavın hepsini yerim. O yüzden boşuna tabak şey yapmayacağım. Bunun içinde birazcık. Zaten çok az da fasulye kalmış. Bunların ikisini karıştırır, ısıtırız. Bu da makinede bitmiş. Oh, bunlar da yıkandı. Bunları da bir yerleştiririz. Kaşığa ihtiyacım var. Şuradan bir kaşık alalım. Harika. Sunum desen var. Ne bekliyorsunuz ki kendime? Böyle bulaşık mı çıkarayım? Tamam. Isın bakalım. Akşam oldu.
oldu. Ve ben birazcık evi süpürdüm. Ondan sonra banyoları temizledim. Sizi de şarja taktım çünkü şarjınız bitmişti. Hiç önemli değil bence. Birazcık da yattım. Yalan söylemeyeyim. Yine kısmetse olur izledim. Tek izleyen ben kaldım bence ama olsun izledim yani. Şimdi yemek yemiştim ya, onları temizlememiştim. Şöyle bunları temizleyeceğiz. Şarjım da olduğu için çekebileceğim. Yine en sevmediğim kısma geldik. Hadi bakalım. Bakın kaçtır ben yapıyorum bunları. Şimdi kaşık var. Bence ilk burada kaşıkları toplayayım. Böyle daha kolay olacak hissediyorum. Bu arada az önce Berçem'le konuştum. Detayları öğrenebildim. Nerede hazırlanacakları belli değildi çünkü. Yarın bu nikah yerinde yer varmış ya. Zaten gelin odası olması gerekiyor diye biliyorum. Gelin odası gibi bir şey olacak galiba. Orada hazırlanacaklar. Ben de 5 gibi falan hani onların yanına gitmeyi düşünüyorum ki fotoğraf çekimi olacakmış. Belki yardım edebileceğim bir şey olur. Ondan sonra beraber de belki fotoğraf çekilebiliriz. Sonra yani babamları 5'te oraya götürsem. Yarın olsun yarın düşünürüz. Şu an oğlan düşünmek istemiyorum. Bu arada ben akşamdan duş almayı düşünüyorum. Sabah duş almakla uğraşmayayım. Akşam yatmadan önce bir duş alırım. Sabah zaten kuaföre gideceğim. Sabah dedim yani. Çok sabah da değil. Bitirdim. Yaşasın. Bitti. 1.30-2 gibi babamlar gelecek. Tanıştılar, ettiler. Sohbet, muhabbet. Sonra hazırlanmaya başlarım. Bence ilk saçımı yaptırırım. Sonra eve gelirim. Makyajımı yaparım. Hazırlanır. Vın turizm. Bence okey. Bezimizi de serdiğimize göre bitmiştir. Bir şey diyeceğim, yoruldum. O yüzden bir kahve içeyim. Bu arada Kaan nerede diye soracaksınız. Arkadaşıyla yemeğe gitti. Ben de evde tekim yani. Bugün gelecek inşallah canım sevgilim. Saat burada 9 falan. Nerede bu? Nerede ya? Ben niye evde tekim ya? Nedir bu ya? Neyse, daha tepeyim bari. Şimdi bu bardakları da bayılıyorum. Aşırı uygun almıştım bu arada. Ne kadardı kız? 50 lira mı? Öyle bir şeydi valla. Neyse, latteye bastım. Ne? Suyumuz bitmiş. Ay sıcak su da kalmamış. Soğuk su koyalım mı? Ne yapalım koyalım. Doldurdum. Bu arada bana diyeceksiniz ki Çağla neden böyle kullanıyorsun? Neden senin? Neydi kız onun adı? Adını bile unuttum. Sebil değil ya. Neydi kız onun adı? İşte bunların büyüğünden niye 9 litrelikten yok diyecek olursanız hemen açıklıyorum. Biz onlardan almıştık ama şöyle bir sıkıntımız oldu. Yosun tutuyor. Biz üst kattayız ve burası aşırı sıcak. Ve genelde o şişelerin altı hep yosun tutuyor. Mecbur içemiyoruz. Buna da bir çözüm bulamadık. Sanırım su sebil almamız gerekiyor. Onun dışında kullanamıyoruz. Neyse, kahvemiz oldu. Ve buz. Bu kahveyi kim bulmuş ya? Bazen böyle yediğim içtiğim şeyleri gerçekten düşünüyorum. Nasıl bulmuşlar ve niye bulmuşlar? Nasıl anlamışlar? Gerçekten çok enteresan. Bence gayet okey. Şöyle bir tüketimi. Başka oturuyordum, kahvemi içiyordum. Bir yandan da YouTube'daki yorumları okuyayım dedim. TikTok'u olmayan çok fazla takipçim varmış. O yüzden şöyle bir şeye karar verdim. TikTok'a çektiğim içerikleri YouTube'a shorts olarak atacağım. Nasıl fikir? Hadi bir öpün yanağımdan. Evet ya, böyle yapacağım. Çünkü bu arada TikTok'tan bu kadar bahsetmemden rahatsız olan da olmuş. Yani niye rahatsız oluyorsunuz ki? Orada daha yeniyim. Beni orada bilmiyorlar. Sizin gelmeniz lazım. Beni desteklemeniz lazım. Sizsiz yapamam. O yüzden söylüyorum. Hani TikTok kullanmayanlar vesaire benim orada olduğumu bilmeyebilir. O yüzden burada söyleme ihtiyacı duyuyorum. Eğer orada da izlemek isterseniz diye. Orada da varım diyorum. Ne var bunda ya? Niye bu kadar şey yaptınız ki yani? Aa! Instagram'da da varım, YouTube'da da varım, TikTok'da. Baksanıza her yerde olmaya çalışıyorum. Lütfen ya. Burada da söylüyorum işte ne var yani. Ama sizin için buraya shorts atacağım söz. Kahvem de çok güzel. Bu arada ben sabahtan beri ne yapıp içiyorum biliyor musunuz? Dimes'in Cool Lime'ını içiyorum ve bunun nedense çekip paylaşmadım. Vallahi bakın yalan olmasın göstereyim şimdi size. Aşırı güzel. Bak burada stokladım. Görüyor musunuz? Şurada açılmış olanı. Sabahtan beri gidip gelip bunu içiyorum. Ve gerçekten yani kaç bardak çıktı hala bitmedi. Öyle söyleyeyim size. Ben çok özlü de sevmediğim için normalde Starbucks'ta da hani az özlü severim. Bitmiyor yani. Yani Starbucks'a artık o kadar para vermeye gerek yok. Çok pahalandı ya her şey. Neyse artık ben Dimes'teyim abla. Hem ne şey bekliyorum, paket bekliyorum. Ne o kadar para ödüyorum. Evde 2 dakika buzumu koyuyorum, suyumu koyuyorum. Oh mis. Bir de galiba Berry Hibiscus varmış ama Dimes'in değil başka bir marka. Ece söyledi bugün bana. Sek mi? O da güzelmiş. Onu da deneyebiliriz, içebiliriz. İkisini de çok seviyorum ben yazın. Öyle yani. Beğendim. Denemek isteyenler varsa
Onayımızdan geçti yani. Neyse ben birazcık da Kaan hala gelmedi. Size şikayet edeyim bari. Saat 10 oldu. Bu çocuk nerede? Arayalım bir. Arıyorum. Alo. Aşkım ne yapıyorsun? İyiyim hayatım, şimdi çıktım. Ha geliyor mu? Ondan sonra iyi bırakıp geleceğim. Tamam tamam bir tanem. Bir şey gel ya, özledim seni, istiyorum. Geliyorum. Tamam hadi öptüm, bay bay. Romantiyim de görüyorsunuz. Neyse geliyormuş yani, yoldaymış. Böyle işte bebek sularım. Başka da diyecek bir şeyim yok. Vlog kapatsam mı acaba ya? İki gündür zaten beraberiz. Bence kapatabilirim. Yarın zaten tekrar vlog başlatacağım. Onu ayrı olarak paylaşırız. O yüzden bence kaçayım ben artık. Zaten daha neyi göreceksiniz? Bundan sonrasında Kaan gelir. Ben kahvemi bitiririm. Sonra bir duş alırım. Sonra yatağınızı, yarın koşturma var biliyorsunuz. Bu arada ben hiç kuaförden randevu falan almadım. Ama burası çok yoğun olmuyor. O yüzden içim rahat birazcık. Zaten dümdüz yapıştırdım. Eğer yapamadım evde yaparım kendim yani. Ne yapayım? Olmadı giderim. Erhan'a yaptırırım. Derim ki bırak Berçem'in saçını. Bırak benim saçımı yap derim Erhan. Böyle de ablayım yani. Ay demişken Ece'yi de arayalım bir. Hello. Ne yaptınız bacılar? Ay selam. Ay selam söyleyin. YouTube camiasına. Bakın yeni gelin. Yeni gelin orada. Aa dur, bu senin saçın mı? Evet biraz dağıldı tabii, ben böyle kafamı koyduğum için biliyordum ama yani örgülü bir model olacak. Yandan örgülerden arkada topuz oluyor. Güzel. Ben de tam sizden bahsediyordum vlogda, dedim ki dur ya arayayım. Aa. Şey diyordum, yarın ben şimdi kuaföre gidip saçımı yaptıracağım ya. Eğer ki dedim hani kuaför müsait değilse Erhan'a derim ki Erhan ya bırak Berçem'in saçını, gel benim saçımı yaptırırım. Burada gelinin kız kardeşi var dedim. Sim dök kafama. Az önce Ecelerle konuşurken neyi fark ettim? Benim botoksum gelmiş. Bak wifi gördün mü? Bak bak. Hemen de çizgilerim oturmaya başlıyor ya. Bak. Nasıl yaptırmayayım ben şimdi bu botoksu? Sami de burada değil. Zorunlu göreve gitti. O yüzden burada değil. Kime yaptıracağım ben? Yaptırmam lazım. Böyle yaşayamayacağım. Yaşayamayacağıma karar verdim yani. Siz beni böyle seviyor olabilirsiniz. Ben kendimi sevmiyorum. Benim kendimi sevmem daha önemli diye düşünüyorum. O yüzden de yaptıracağım izninizle. Niye ben böyle yükseldim? Ay çok saçma. Kendine gel ya. Dudaklarım da küçüldü zaten. Ya hiçbir kötü alışkanlığım yok. Bakın hiçbir, ne alkolüm ne sigaram, hiçbir kötü alışkanlığım yok. Bir de olgu botoks. Onu da bana çok görmeyin lütfen. Seviyorum ya. Neyse. Ben videoyu kapatayım bence. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.